Evet, çatışmalarla ilgili çekim merkezleri, mesafeler, çatışmalarla ilgili videolarımıza devam ediyoruz. İnsan ve toplum arasındaki çatışmalar üzerinde durmaya başlamıştık. Burada daha çok konu var ve bunlardan bir tanesi de iş yaşam dengesi ile ilgili. Bazen e, bazı kavramlar olumlu gibi bir izlenimle ortaya konuluyor ama aslında çok zehirli olabiliyorlar. İş yaşam dengesinde de sanki böyle bir durum var gibi bana geliyor Ayça Gül. Daha önceden de konuştuğumuz bir konuydu sanki galiba. Ara ara konuştuğumuz bir konu olabiliyor. Yani aralarda geçen bir konu olabiliyor. İş yaşam dengesi deyince bunun mümkün olduğunu ve sağlanması gerektiğini söylüyor insanlar gibi oluyor. Ama acaba çok da mümkün mü? Çok da sağlanabiliyor mu? Nedir burada o? olması gereken. Yani bir kere bir, bir çıkarma ile ilgili bir durum var iş yaşam dengesi dediğimiz zaman. Yani denge dediğimiz şey iki şey arasında diye düşünüyoruz ya. iş ve yaşamın dengeli olması ne demek? iş yaşamdan çıkmış demek parça. yani. Yaşamda değil, o ayrı. Yani diyorsun ki diyor ki sen burada robotsun, verilen işi yapmakla mükellefsin, işi yap, iş yapıyorsun yani. Sen insan değilsin burada, yaşamıyorsun, iş yapıyorsun bu işinle yaşamın dengeli olsun. Yani işin yaşamın içinde değil gibi bir yani kavram var aslında. İşte keyif alamazsın bir yandan. Ya yani işte yaşamsal daha şeyleri yapamazsın. Bir yandan yaşamın içerisinde işinle alakalı bir ilhama ulaşmayacaksın hiçbir zaman falan gibi ya da yaşamın içerisinde işte kullandığın bazı becerilerini kullandığın başka durumlar olmayacak gibi böyle bir ayrıklaştırma durumu var. Ama sanki burada amaç olunan şey iş yaşam dengesi dendiğinde amaç olunan şey bu değil. Başka bir amacımız var. Arkada neyi kastetmeye çalışıyoruz acaba iş yaşam dengesiyle? İşte bu işi bu durumda nasıl konumlayacağız diye biz çekim merkezleri ve mesafeler bağlamında olayı ele alalım. Çünkü gerçekten kariyer çok önemli. Hani çıkararak ne olduğuna baktığımız zaman yani iş yaşam dengesindeki gibi çıkaracak olursak günün büyük bir kısmını yani çalışan bir insan İşe gitmek için uyanıyor ve akşam eve döndüğüne kadar olan zamanı işle ilgili olarak, işle ilgili trafikte falan geçen zamanlar dahil olmak üzere işle ilgili geçiyor, günden geriye bir şey kalmıyor. Haftada beş gün çalışıyor, hafta sonuna taşan kaygılar, çalışmalar vesaire olabiliyor. Haftadan geriye bir şey kalmıyor. Yıldan geriye hafta kalmıyor, yıllık izin falan birkaç hafta en fazla. E, dolayısıyla böyle işi yaşamdan çıkardığın zaman zaten ortada yaşam denen tek bir şey kalmıyor. Yaşamdan geriye yaşam kalmıyor, haline dönüşüyor bir yerden sonra. O yüzden hani şey mi yani herkes istifa etsin, çalışmasın Öyle de değil. Hani bunu yaşamımızın içerisinde, belirli bir konuma nasıl oturtabiliriz kavramı çok önemli. Bu arada tabii Yani bu, gerçekten dengesi. Ne arıyoruz bu? Deng, denge kelimesiyle de sorunumuz var biliyorsun. Yani sabit bir denge değil. Yaşam hani sürdürülebilir dinamik dengesizlik olarak konumluyoruz ya. Buradaki olay da işin kendi sistemimin içerisinde yani çekim merkezleri ve mesafelerde ne diyorduk? Kendi e, kainat, deneyim kainatımın merkezindeyim. İşte burada Dolayısıyla işi de burada konumlayabilmem lazım ve buradaki ben, benim sınırları kademe kademe genişliyor. Yani hani soğan gibi düşünürsen eğer soğan halkaları olarak bakacak olursan aslında mesela duygularım da bir yandan bene dahil, bir yandan bene dahil değil. Yani duygularımı da kendimden uzağa koyup onlarla mesafemi ayarlayabilirim ama tabii ki bene dahil. Ben mesela acı veren bir durum, acısını çekmek, onunla çökmek gibi değil de bu acıdan bir hareket alıp bununla alakalı şöyle bir çözüm önerisi çıkarma vesilesi olarak kullanılabilir gibi bir şey. Mi? Sadece acı veren durum değil. Acı veren Örnek durum olarak. zaten dışarıda ama acının kendisi de yani o durum zaten dışarıda. Bene deneyim olarak dahil olan bir şey. Ama acının kendisi de bir yandan bene dahil. Çünkü o benim bir duygum. Ama bir yandan da arama mesafe koyabileceğim, kendi acımla da arama mesafe koyabilirim. Onu daha yakına ya da daha uzağa alma şansım var. İşteki durum da böyle. İş bene dahil. Bu arada iş dediğimiz sadece mesai yapmak, bir yerde çalışmak anlamında değil. Mesela diyelim ki bakım veren bir insanı düşünürsek eğer. Mesela bir yaşlıya ya da çocuklarına bakım veren bir anne gibi durumları düşünelim ya da baba bu durumda da yine o da bir iş gibi yani blok olarak yaşamdan çokça vaktimi alan şeyler de bu bağlamda değerlendirilebilir. O yüzden hani sadece dinleyicilerimizden... sadece kariyer ya da öğrencilik evet, falan ilk aslında öğrencilik dizisi. de ele alınabilir. Yani burada biz kariyer olarak belki bunu konuşacağız, iş olarak konuşacağız ama öğrencilikte, annelikte, bakım vermekte bu bağlamlarda değerlendirilebilir. Şimdi çekim merkezleri ve mesafeleri hatırlayacak olursak temelde tekil mesafe yani baskı yapan şeyi uzaklaştırma, çoklu mesafe yakınlarda kalabalık olduğu zaman bunları toplu bir şekilde uzaklaştırma, zamansal ve olgusal ayrıştırma, işte yakına çekme bir şeyleri nasıl yakına çeker hayata alırız ve bir de üçlü meclis yani çatışmamızın zayıf olduğu yerlerde iç çatışmayı, muhabbetli çatışmayı gerçekleştirmek şeklinde Özetliyorduk. Şimdi bunlarla ilgili bu bağlamda ele alacak olursak işi, şöyle problem olan alanlar nereler diye baktığımızda bir kere burada şu çok kritik bir olgu, iş dediğimiz şey de toplum gibi evrimleşmiş olan bir varlık, o bir canlı. Yani hani şey diye düşünelim, insan bir birey, o canlı zaten evrimleşerek gelmiş, özellikleri yerleşmiş, milyarlarca yıllık bir canlılık tarihi boyunca ve onun işte son milyon yılları, son yüz bin yılları insan olarak gerçekleşmiş durumda. Şimdi toplumsal yapılar da kültürel evrimle geliyor ya, Oysa toplumun kendisi evrimleşerek gelen, değişip dönüşerek gelen bir şey şirket dediğimiz kavram, iş yeri dediğimiz kavram o da yine evrimleşerek oluşan gelişen bir şey. Ve burada şirket kültürü de çok kritik. Başarılı şirketler sömürüyü farkına bile vardırmadan yapabilen şirketler. Yani hani o kadar böyle tunturaklı olmayan, kültürel geçmişleri çok yerinde olmayan şirketler insan sömürmeyi kaba yapıyorlar. Yani insan emeğini kullanmayı kaba yapıyorlar. O yüzden böyle fazlaca baskı yaptıkları durumlar daha görünür oluyor. Ama daha böyle köklü bir şekilde o kültürel evrimin daha iyi yaşamış şirketler insan emeğinden yararlanıyor. Hani bunu exploit ediyor, sömürüyor. Şimdi İngilizcede exploit kelimesinde daha böyle o kadar da kötü bir anlam yok yani. Hani kullanmak, işe yarar hale getirmek falan gibi. Sömürü anlamı da var ama biraz öyle bir anlamı var. Türkçedeki sömürüyü kullandığımız zaman doğrudan olumsuz anlaşılıyor evet. ama orada aslında kullanmak yani insanların emeklerini bir şekilde kullanıyor şirket kendi çıkarları doğrultusunda. Bu zaten yapması gereken bir şey. Ama şöyle bir durum oluyor. Ben kendi merkezimde değilsem eğer orada karşımda bu konuda kendi merkezinde olmayı çok iyi bilen, kültürel olarak bu konuda çok iyi evrimleşmiş bir şirket, şirket varsa şirket tarafından yutulabiliriz evet, demek sanki. Yani kendi bu, yerimde bu duramazsam çıkabilir şirket kültürüyle ilgili bir sıkıntı sebebiyle değil. Ben orada kendimi düzgün konumlayamadığım, kendi tarafımda olamadığım için burada aşırı bir sömürülme durumuna girme ihtimali yani var. Yani kentim merkezimizde olmamak bir kere her türlü darbeye ve her yöne çekilmeye müsait bir şey veriyor. Üstelik burada yani bu mesela şey dedik ya başta dedik ki Şirketler ama aynı zamanda bakım verdiğiniz birileri hani işte baktığınız çocuklar falan gibi şeyler için de hatta hobiler için, öğrencilik için falan da geçerli olabilir dedik. Mesela orada çocuk söz konusu olduğu zaman daha da tehlikeli bir durum var. Çünkü şirket dediğin şeyin evrimleşme sürecine baktığın zaman çok kısa bir geçmiş var şirketin. Yani hani yüzlerce yıllık bir geçmiş var şirket kavramının. Ama çocuk dediğin şeyin yani çok daha uzun zamandır bir geçmiş var. Yani mesela memelileri düşünecek olursan milyonlarca yıldır memeli çocukları var. Çocuk da sömürmenin eksploit evet. etmenin kültürünü oturtmuş. Dolayısıyla onda yapı. o sömürü becerisi çok daha yüksek. O yüzden de mesela yeni anne olan birisi deneyimi düşük yani daha önce annelik yapmamış. Çevresinde de annelik değil, ilgili bilgiler yok ya da destekleyecek kişiler yoksa, annelik deneyimiyle ilgili bir hayli acemi durumda olabilir. O zaman bebek onu mahvedebilir. Çünkü o anneyi sömürme konusunda, hani kullanma, işine, yaratma konusuyla ilgili aşırı gelişmiş bir yapısı var. Biyolojik olarak yani. Evrimsel sürecin yani iş, içinde gelişmiş bir yapı olarak. çeşitli şeyler olabilir iş dediğimiz kavram. Temel bir meşguliyet yaşamımızın büyük bir parçasını alan bir meşguliyetimizi iş olarak ele alıyoruz burada ve eğer kendi merkezimizde yaşamda, kendi merkezimizde olmazsak o iş dediğimiz kavram her türlü bizi sömüren diyelim, sürükleyen diyelim, alıp götüren bir yapı haline gelebilir. Yani normalde sömürmesi, Aşırı kullanması, belki. yani kullanması, exploit etmesi, belirli ölçüde sömürmesi doğası gereği o konunun o hmm. ilişkini. burada ben pazarlık durumunda olabiliyorsam, Kendimi koruyabiliyorsam, karşı taraf kendini koruyabiliyorsa ve karşılıklı pazarlıkla bu işleri yapıyorsak bir sorun yok. O zaman al gülüm ver gülüm. Pazar, o dengi, denklemimi kuracağım mı yapacağım Bir kere şeyle. kendi merkezimde olacağım. İnsanlar işleriyle ilgili, bakım verdikleri sevdikleri insanlarla ilgili, öğrenim hayatları ile ilgili, hobileriyle ilgili kendi merkezlerinden çok diye kopup gidebiliyorlar ve bunu marifet de sayabiliyorlar. Bu kavramlara karşı kendini konumlamak, korumak, var olmak, merkezinde olmak kavramını itici bile bulabiliyorlar. Öyle ya, olduğu bu zaman, bir yöneticinin dediğinin aynen uygulamak, bir hocanın dediğini aynen uygulamak kendi süzgecinden geçirerek ben ne istiyorumu düşünmemek bile olabilir. Aynen kendini tamamen teslim ettiğinde böyle bir ortama çok ciddi sıkıntılar doğuyor çünkü o karşındaki sen olmayı beceremez. Öyle bir yetkin yok. Ancak senin sen olmakta, senin İ yaşamın kadar deneyimin var. Sen sen olmazsan sen kimse olmayacaktır. Olamaz kimse. O zaman ne oldu? Merkezi olmayan bir deneyim kainatına döndün. Savrulmalar içinde kalıyorsun demektir. Dolayısıyla burada bir kere kendi merkezinde olmak kritik nokta. Sonrasında da mesafe ayarlamak. Yani onu belirli bir mesafeye koymak. Yeterince uzağa koymak. Yani uğraştığım konu, eğer beni benden alıyorsa o zaman çok yakında demektir. Aşırı baskı uyguluyor demektir. Köleleşmiş olduğum anlamına gelir. Onun mesafesini uzaklaştırmak buradaki kritik nokta. Yani birincisi kendi merkezimde olmak, ikincisi bu çok önem ve değer verdiğim şeyi, önem ve değer verdiğim için zaten uzaklaştırmak, ilişkinin sağlıklı yürüyebileceği bir seviyeye zihnen uzaklaştırmak. Ama burada da çok kritik bir olgu. Bu uzaklaştırma böyle bu kocaman bir şey. O kocaman şeyi komple uzaklaştırabilmek mümkün değil. Olgusal ve zamansal ayrıştırmaları yaparak gerçekleştirmek gerekiyor bunu. Aslında bu konu çok uzun geniş bir konu. Mesela ben bireysel danışmanlıklarımda kariyerle ilgili çokça çalıştığımız durumlar oluyor ve birebir görüşmelerde işte 10 görüşme, 20 görüşme sonra bile hala bu konuyla ilgili Olgusal ayrıştırmalarda yakaladığımız yeni unsurlar, geliştirmeler, iyileştirmeler olabiliyor. Dolayısıyla kariyerleriyle ilgili ya da verdikleri bakımla ilgili, yaptıkları blok işle ilgili böyle e, sorunları olan, üzerinde çalışmak isteyen insanları en azından muhabbetli kapanış oturumlarımıza davet edelim. Oralarda gerçek yaşam örnekleri üzerinden bunları konuşmak çok daha e, sağlıklı, verimli, ilerleyebilecek bir yapı oluşturacaktır. Burada zeminini sermiş olduk.